İnsanların hakkına niye geçtin kardeşim? Yan hesaba geçiyorum. Yan hesaba geçiyorum, oradan alacağım. Öyle mi? Gökten düşen her yıldız. Böyle Robin, böyle ikili ikili alıyor işte. İnanılmaz. Yan hesap 15. 20. Robin Dovar ya. Kodu vermeden bir daha önce reji... Bize söyle. Bir alo Murano, kod geliyor. 30 saniye önceden fısıldıyorlar değil mi kulağına böyle? 10 tep 35 GDC. Sen aklına nasıl tuttun onu ya? Çünkü az önce sen orada girerken ben kendi kafamda şey yaptım. Kodu aldın girdin mi? Kodu şey yaptım işte. Antep 30 falan diye çevirince kafamda kaldı. Ben de öyle bu arada öyle hatırlıyorum bazı şeyleri. Bende de şey var hani... daha simgelerden gidiyorsun yola. Telefon numaralarınızı yani başka kişilerin, annenizin babanızın yok, değil de böyle ben bilmiyorum. Ezberinizi tutabiliyor musunuz? Onu başka bir şeyle bağdaştıramıyorum. Çünkü sıfır rakamlardan oluşuyor. Ama mesela bir şey olsun. Kelimeleri bağdaştırıyorum. Kelime renk kodu veririm. Mesela bir kelime bana çok sarı gelir ve sarıdan hatırlarım. Bir kahramanın yeteneği mesela, kahraman çok karanlıktır. Karanlığın içerisinden bir şeyle özdeştirir falan filan gibi. Sen o zaman derslerini yüksin. Emriniz bari nedir? Ya çalıştığım sürece iyiydi. Fani ile beraber Novara yasaklamaları geldi. Vexana yasaklaması geliyor. Her iki tarafta bir adet daha yasaklama yaşayacak ve Fireflux ilk tercihte. Şimdi Fireflux'ın sevdiği tercihler bunlar. İlk tercihe geçmek. Bakalım ilk tercihte hangi kahraman isteyecekler? Barasti yasaklatacak mı bakalım? Cold Flame'ı merak ediyorum Fireflux. Novara ile beraber Fani gitti. Dediğim gibi Barasti çıkılacak mı onu da merak ediyorum. Çünkü burada çalışan formül değişmek zorunda değil Fireflux. Evet. Bakalım. Kendisi yasaklaması olacak. Cevap alana kadar diyor. Eskul parçala Hilda. Demek ki bu da ormana kırılgan bir evet. Şey geliyor demektir. Ya da tamamen blöf. Blöf değil bence. Öyle ne alacak biliyor musun? Ne alacak? Nolan istiyor şu anda. Ama Nolan zaten... Ben hep diyorum ama... Ne abi? Kaçıyor Hilda. Kaçamıyor abi. Bir seviyeyken elin kolun bağlı ama kalıyor. Ama iki olunca ne oluyor? İki olunca da ya, mor güçlendirme alamadığını varsay. Hı hı. Darladılar seni. Üste dönmek zorunda kaldın. Can yine geldi. Sıkıntı olur o. İşte Hilda öyle bir kahraman. Sadece kaçıyor olarak da düşünmemek lazım. Hilda'nın ikinci teneli üç kere vurabiliyorsun evet. Ya. Sersemlet bir etkisi de var. Milisaniyede olsa. Minik. Çok minik. 0.02 falan. İşte mini stand. Hilda artık dert ama. Evet. Joe yasakladılar. Nolan'ı al dediler sanki evet. Birazcık daha. Arkadaşlar Matilda açık. Matilda açık. Matilda açık. Siz alın Matilda'nızı. Biz Nolan'ı alalım demek de birazcık ayıp oldu sanki. Burada Matilda'yı... Apex'e... daha sıkıntı. Evet evet Apex bir Matilda çeker herhalde. Bence Tianzi için... Fanny'yi ilk partide yasaklamana gerekiyor. İlk partiden almaz. Ona göre... Almadılar, buradan geldi. Matilda'yı o bıraktılar. Derece mi ya? Matilda'dan daha değer veriyor demek ki. Erken oyunda Nolan'la beraber... Yırtıyor. Yani tam rahat hissediyor. Sözdeki karşılığı o, yırtmak yani. Dünkü oyunlar falan. Zaten Nolan yeteneğinin yarı kaçıyor. Aynen, yarı işte yırtıyor tam şeyiyle. Murano ona söz vermişti. Nolan çıktığında... Güç düşecek diye. Düştü. Düşürülmüş hali bu. Yani. Şu an bu arada alınmıyor ya. Normal sıralı maçlarda. Evet alınmıyor değil mi? Solo da alınmıyor. Alınmıyor mu? Bende de açık değil. Klasik'te iki maç atmaya üşendiğimden dolayı gidip oynamıyorum falan. Nasıl da var sonra var. Abi çok sorun ama ya. Evet. Geldim. Tahmin edebiliyorum. Matilda ile beraber süreç. Zaten en güzel combo. En böyle birbirini seven kahraman ikilisi olabilir Matilda'nın en... popüler olduğu dönemde de çok aynen. Oynanıyordu. Bu maç var ya, çok fena olacak ya. Neden biliyor musun? Pikler iki tarafında çok iyi olacak. Bak şimdi Lila geliyor, tamam mı? Lila'nın yanında şu an ne alacaklarını düşünüyorum. Lila ile Cloud mu acaba? Cloud olur, iyi de gitti. Lila Cloud yapılabilir. Sunshine boyun belki bir şey düşünebilir. Kere. Evet, Kere de olabilir. Kere çok güzel olur. Kere o zaman Lila olur. Büyü benim her şeyim. Büyü benim her şeyim. Harita gitti, hiç okay. Nişancıya gitmediler. Nişancı pozisyonunda olacak bir harit. Evet. Mi acaba? Ya da orta koridor. Orta koridorda oynamazlar yani. Oynamazlar bence de. Birazcık daha şey istiyorsun, böyle tek atabilecek bir kahraman istiyorsun. Burada Lilian'ın yüzüne bile bakmadılar. Evet. Yani dün neydi, bugün neydi abi? Ne oluyor bir günde ya? Biraz da rakip takımlara karşı sanırım. Piklere karşı. Piklere karşı. Evet. Belki de şey yani rakip almaz diye de düşünüyor olabilirler belki de işte. Evet.
Şey için, Nolan'ın yanına böyle bir... Hız veren kahraman. Hızdan öte şey, kitle kontrolü olan hazırlayıcı, böyle savaşlarda olsun Atlas. Veya... Yok zaten aldılar işte, Minotaur o işi. Ama Atlas olsa... O da olur, o da güzel. Yarıkların üzerine o... atacak falan. Evet, attı üzerine, yarıkları açtı. Direkt ulti bam. Of, yani... Bir canım çekti bu arada. Bu karşılaşmaya ben kaç dakika veriyorum? 30. 20 der miyim? Ama Nolan var, erken oyunda öne geçti. Yap şimdi öne iki tane daha tank koy. Paramis'le Matilda seni kaçırsın, çambazsın. Çok güzel yasaklama. Bak bir kötü oldu sen öyle deyince. Bak buna tüylerim diken diken oldu sen öyle deyince. İki tank şut kadronun önünde çünkü çok üzücü. Olur. Çok üzücü değil ya. Ölümsüzlüğünü ilan ederler. Ne geliyor Murat Hanım? Gitti ve... Sol, sağ taraf için böyle ormana da böyle tanklayacak. Gerçi ormana değil ya. Freddy'nin artık ormana gider ya. Ya bir ara üst koridor... Gidiyordu. Evet. Oluyordu ama. Freddy. Üst ama tarafa 110. O da kötüydü. Ölmüyordu. Mislemesini bastığında... Evet. Ayakta durabiliyordu. O zaman Yuzong mu? Tecrübeye. Cloud kendileri yasakladı. Ama zaten harita almışlardı. Harita aldılar. Yuzong güzel ya her senaryo için. Oynanır yani. Alırlar mı? Her abi bir de şey... Abi Mino'dan falan da etkilenmiyor. Kitle kontrolü ejderken. Adam yere vuruyor, o uçuyor zaten. O aynen, zaten yere vurması değil mi mantık olarak? Vurursan fizik bravo, kuralları olarak da. Güzel çözdün sen şu an, hayatın sırrını çözdün yani. Havadaki adamı vuramaması lazım. Vuracak abi. Cloud ateş ediyor. Yürüdüşüye gidip birazcık eğlenelim. Minotaur büyüdüğünde ama Yuzong'la aynı boyda oluyor. Yuzong'a kafası yetişiyor. Lilia yasaklandı, vermediler Rosa'ya. Ya bence haritin bu kadar acelesi yoktu. Zaten harita almayacaklardı bence. Faşa geldi Faşa. Faşa birazcık Faşa olmayabilir çünkü Matilda Faşa oyunu oynatmaz. Ben sana bir şey diyeyim mi? Daha savaş başlamadan bam güm indirecek böyle ultiyle hiç savaşamaz hale gelecek. Bakacağız. Rosa'dan bahsediyoruz. Son yasaklama elini yapacak. Ama bir taşlaştırılı güzel bir Yuzong olabilir. Buraya tatlı. Sağ taraf için. Evet. Katılıyorum. Yuzong güzel olur sağ tarafa. Son 3 saniyesi var. Kendi yolumu kendim seçeceğim. Arnold gitti. Arnold gitti. Ver oradan Yuzong. Bu kadar hızlı mı alır? Bence almalı çünkü nişancıyı sona bıraksın. Aldılar evet, zaten. Evet. Yani Yuzong'u bırakırlarsa sol taraf... Bir de alma ihtimali olabilir. Bir anda tecrübe baktık. Beatrix. Şey Beatrix diyorum. Baxia. Ha. Var onun ya tecrübe Baxia şeyi. Buran'ın bir isteği. Aa, çok iyi ya. Bir 6 aydır. Ya önümüzdeki 3 yıl boyunca görmeyiz. Baxia'nın tekerleğinin hızı değişmediği sürece. Ama bir hayalini kur. Tecrübe koridordan altın koridora tekerlek koridora geliyor. 15 saniye sonra geri dönüyor. Bu ses arada... geldi mi? Bana mı öyle geldi? Yok gelmedi daha. Zaman ve gel git. Beatrix. Bak ya Beatrix bak çağırdım onu. Bir andım onu. Okey sonra bıraktılar tecrübeyi. Elini görmek istiyorlar. Evet. Ona göre karar verecekler. Bence nişancıyı sondan tercih etmeler daha iyi olabilirdi. Yani karşı tecrübeyi gördükten sonra ona göre bir tercih birazcık daha esnek olabilecek bir şeye. Evet. Son 20 saniye. Musa ile birlikte Alien. Tercihini yapacak. Ben Alien, daha doğrusu Rosa'nın ne oynayacağını çok merak ediyorum. Çünkü bu maçta kendisine bayağı saldırıldı. Yani baksana 4... Hani Paramis'e zaten 5 tane tercih ortadan kalkmış oldu. Savaş canlarını... Yani... Aaa eskilerden... Bir tane Cela... Yanına Maşa. Ben Alien'i yani... ilk hatırladığım dönemde Maşa'sıyla o beraber sunduğumuz... ve ilk tecrübe sunduğumuz... Koydu. Hatırlıyor musun?
Abi çok eski ya, onu hatırlamıyorum. Sen hani hatırlamazdın abi, nasıl ben hatırladın onu böyle ya? Şeyler hatırlarım abi. Böyle şeyler hatırlarım. Maşa'yı hatırlarım. Abi çünkü yani Alien'ın bir yaratık olduğuna, gerçekten bu dünyada olmadığına o gün karar vermiştim. İsminin hakkını veriyor bu adam demiştim yani. O bu arada şey de, Maşa da son yamalarda bir değişiklik almıştı. Eskiye göre birazcık daha iyi durumda. Yani atladığında tek atabiliyor kırılganlara. Bir güzel bir hasar kasmışsan, şey, tank kasmışsan. Esmer, çağırdın Esmer bugün. Esmer aldı. Abi neler oluyor ya bugün? O, çok acayip bir yerlere gittik. Acaba? All-Star kostüm var mı yaz, acaba? Bence kostümün bu kadrosu bir önceki karşılaşmadaki kadrosundan daha iyi ya. Abi dümdüz. Onu çıkartacaksınız, konuşacaksınız artık. Ben uzaktan oturacağım koltuğuma, neler, bacak bacak üstüne atacağım. Elimi şöyle koyacağım, böyle şekilde düşünen adam mı bilirsin? Bilirim. Öyle izleyeceğim. Öyle, tam olarak öyle izleyeceğim, evet. Günümüzün ikinci serisi Fireflux'ı Coldplay'in tercihlerini yaptılar. İlk karşılaşmanın kazananı Fireflux'ı, bakalım oradan bir puan koparabilecek mi Coldplay? Şimdi söz artık sunucularımızda. Beni en çok ne korkutuyor biliyor musun? Şu maçla alakalı. Kafasına Angela koymuş, sana doğru koşan bir maç. O çok güzel. Allah'ım sana geliyorum yani hani. Düşünsene. Uğraştırıyor ya zaten. Beatrix o sırada böyle ne yapacak? Abi alın beni kurtar. Matilda, Faramis, hepiniz ultiması bir şeyler yapın yani. Ya Maşa rahatsız da ediyor genel hatlarıyla. En azından beni ediyor oyun içerisinde bayağı. Abi bir kahraman 3 tane canı varsa evet, ondan korkacaksın evet, her şeyden önce. Öyle bu arada. Bakalım burada elinin ellerinde nasıl bir performans göreceğiz. Durum 1-0 Fireflux. Şu an karşılaşmada önde Coldplay. Birbirine getirmek isteyecek durumu iki ormancı da mor güçlendirmeden başlıyor şu anda. Ve kahraman havuzumuzu da bayağı bir derinleştirdik bayağı, bu seri evet. Sayesinde. Ortada yine Rosa ile Apex karşılığında Defile Remember. Burada koridor hakimiyetini almak ve belki de ilk çıkacak Akdeniz için avantaj elde etmek için uğraştılar. Ve burada avantaj alıyor evet. Coldflame tarafı. Üst taraftaki Akdeniz'e hareket edebilirler bu şekilde. Defile Remember'da döndü. Ya orada zaten takip edebilecek bir farklı konusu da yok. Evet, kaybetmiş ışınlarını verdi. Evet. Apex'in oraya gelişi ışınlara mal oldu. Akdeniz'e karşılık ışından değiştir. Olur bence. Bu... Rosa'yı iyi aldılar bu arada. Şimdi Rosa yere sabitliyor rakibini. Tabii ölmeyeceğinin farkında. O da yetenekle beraber kendisini iyileştirmeye devam ediyor şu anda. Tianzi geldi, Apex orada. Diffy sıkıntıda kalabilir gibi gözüküyor. Şu anlık çıkmaya çalışıyor. Işınlığı da hala atmadı. Nolan! Ya biraz erken, daha erken o ışınlığını verecekti. Atmak evet, istemedi. Kıyamadı ama... Skoru vermiş oldu bu şekilde. Fireflux ilk kanı döküyor. Şimdi Tianzi Akdeniz'de temizleyecek. Remember, Rosa'yı ufak da olsa dürtmek isteyecek. Yere sabitledi işte Rosa da. Kazandı. Ya işte Angela da oyun başı çok rahatsız edici orada koridorda. Tabii. Ya şimdi tabii o kadar kompozisyon vesaire konuşup... Ooo Tianzi yani. Yine yarıklarla geldi oraya, yok etti. Remember'ı düşürmeyi başardı ve 2-0'a geldi. İşte bak bunlar tam üzücü. Ondan. Yani Nolan öne geçtiği zaman abi boş ver kompozisyon konuşmayı. Evet. Nolan öne geçti. O apayrı bir konuşma kesinlikle. Konusu. Kesinlikle öyle. Yani bakalım bunun sonuçları nasıl olacak Fireflux adına. Diffy bölgede. Kaplumbağa'da geldi bu arada. Nasip de varsa idarlamaya gitmiş Rosa biraz daha yukarıya. Şimdi Rosa'nın da ultisi geldi. Hı-hı. İşlerin rengi iyice değişmeye başlayacak gibi gözüküyor. O kadar güzel ki bak Apex'i... Burada tek bırakıp 4 seviye yaptılar. Üst taraftaki ittirme gücünü aldılar. Şimdi savaşmaya geliyorlar. Oo orada Alien girişini kullandı. Yani bir taşlaştırdı da gelmişti Diffy. Ama istediği kadar hasarı çıkartamadı. Orada Diffy çıkmayı başardı. Elin üzerinde de hasar şu anda devam ediyor. Geriye doğru çekilmek istedi. TNZ kaplumbağayı almayı başardı. Will havaya doğru savurdu. Apex'ten müthiş bir giriş. 4 kişilik bir zıplatma. Nasip de varsa geriye doğru çıkartılıyor Diffy tarafından ama Remember o da ışınlığını vermek zorunda kalıyor. Fireflux adına muazzam bir takım savaşı. Apex'ten çok iyi bir zıplatma geldi yine. Sunshine fark ettin mi altta evet, yaptı? Evet altta... Eyvahlar. Eyvahlar ki eyvahlar. Yani son revayı birebir de. Zaten ışınlarını kaybetmişti bir önceki pozisyonda. Eyvahlar, eyvahlar gerçekten Coldplay adına. Yine hızlı başlayan bir oyun. 2000'lik bir fark. Çünkü dakika 3. Yani 4 skor. Evet. Burada kaplumbağa. Üzerine kazanılan bir savaş. Alt tarafta nişancının arasındaki savaşta da. Son revanın bu pozisyonda hala ışınlanı yok. 10 saniyesi var. Hani öldükten sonra bize geldiğinde ışınlanı var, niye kullanmadı gibilerinden sorabilir izleyiciler. O sırada yoktu. Yoktu. O yüzden düştü. Onu da söyleyeyim ek parantez. Yanlış anlaşılma olmasın. Akdeniz
Cold Flame'de kaldı. Evet, almayı başardı. Bir problem yaşamadı. Küçük zaferler ama lazım Cold Flame'in maça dönmesi için. Sunshine üzerinde ciddi DNZ baskı var ama arkadan geldiler bu arada. Bir deneme vardı. Rosa aradan çıkartıyor son revive dipi. O da çok şanslı ya. Değil gibi çok gözüküyor fena. Ve onu da almayı başaracaklar. TNZ artık bir seri katil. Apex rakibi Waze'i zıplatmak istemişti ama Waze ileriye doğru kayacak ve bölgeyi terk edecek. Yani bu işin rengini iyice değiştirdi şu anda bu arkadan geliş ve iki skor. Ben şey demiştim maçın başında hatırlarsan, böyle üzerine Angela konmuş bir maşa çok korkunç gibi geliyor ama oyunun başında kasmış, öne geçmiş bir Nolan kafasında gelen Angela daha da korkunçmuş, bunu gördük. Kesinlikle. Yani Cold Flame o şeyi gördü, sonu gördü yani. Sonda tünelin ışığındaki sonundaki ışığı gördü ama oradan dönmek artık çok zordu yani. Hani bari giderek bir skor alırız diye Sunshine'a odaklandılar ama o da yetmedi. Ve çok daha öne geçti burada FF. Hemen başladılar bu arada. Yani TNZ de burada yakın. Dipi'yi gördü. Çok ciddi bir hasar var üstüne. Onun yani Rosa da geldi şu anda. TNZ hızlı bir şekilde burada kaplumbağayı dönecek. Alien burada taşlaştırını kullanma nasipte varsa ama TNZ kaplumbağayı alacak ve Cold Flame oyuncuları şimdilik geriye çekilmek isteyebilir. Apex iki kişiyi zıplatmayı başardı. Kışkırtılan bir Alien var. Devam etmek istiyorlardı. Waze birazcık derine girmiş olabilir ama devam etmek istemeyecek. Ultisini kullandı. Yere sabitlenen bir TNZ var orada. Çıkabilecek mi? İleriye doğru kaydı ve Waze çıktı. Devam ediyor ama Apex güzel bir ikili zıplatmayla beraber takım arkadaşı TNZ'yi kurtarıcı. Ve Fireflux hala avantaj sahibi. Yani burada aslında bir şeyler kazanabilirdi Cold Flame tarafı. Eğer TNZ düşünselerdi hem temposunu hem altında alacaklardı birazcık. İhtiyaçları vardı buna. Bu arada Sunshine altta bir şeyler yaparken orada alındı, hem alındı. Kule hem skor. Alt tarafta yine kule. Yani ilk maçtakinden çok daha büyük bir baskı, aradaki altın farkı 5500 civarlarında. İki kaplumbağa, iki kule toplam altında, sadece Apex rakiplerinin gerisinde, geri kalan herkes öndeyse ve düşünün ki sizin desteğiniz rakip nişancı daha fazla altın kazandıysa durum fena. Yani buradan bir dönüş olur mu emin değilim. Apex şimdilik burada sadece kendisini gösterecek. Yani Cold Flame'in bu kaplumbağayı alıp falan skorlar çıkartması gerekiyor oyuna dönebilmesi adına. Epey bugün çok fena gelmiş. Çok fena gelmiş, evet. Yani Cold Flame için bir şeyleri böyle güzel olduğunu söyleyebilmek istiyorum. Ama yani bulamıyorum açıkçası. Atladı. Şimdi taşlaştı da gelmişti zaten. Ve hani nasipte varsa... Yani 4 kişi fazla kaçtı biraz buraya geldi. Yani bir... Şimdi Remember çalıdaki görüşü de almak istedi. Dönüşü durdurmak istedi ama evet, onu başaramadı. Elin döndü. Evet. Canları doğru duruyor. Diğer tarafta kule düşüyor. Dıştaki son kuleydi bu. Oo, TNZ yakalanabilir ama Rosa'dan hemen bir ulti geldi. Hatta şu anda tap tersine. Yani kovalanan tarafından kovalayan tarafa geçti. Dipi çok ciddi hasar aldı. Devam etmek istiyor burada Rosa. İyileştirmeyi de kullanıyor. Şimdilik bir zıplatma var Waze'den ama Alien işte. Dipi düşebilir burada. Kaçmaya devam ediyor. Onun hangi çalıda olduğunu farklı. TNZ bir yarı kaçtı. Alien orada ilk rakibini aldı ve Dipi'nin de düşüşü son revada alınıyor ve üçlü bir öldürme geldi burada. 13-0 skorlar. İnanılmaz bir baskı. Fireflux cephesinden geliyor şu anda. Günün ikinci eşleşmesi. Söyleyecek çok az şey var. Gün boyu burada resmen çağırdım. Kılçıksız diye. Buyur. Geliyor mu acaba? Geliyor gibi boyun. Gözüküyor. Rosa Nasip'te varsa ile karşı karşıya şu anda. Elin de orta koridora doğru yaklaşıyor. Yani burada işlerin rengi çok değişiyor. 100 saniye sonra Lord geliyor. İlk Lord'la biten bir oyun bile belki görebiliriz. Yani çünkü Cold Flame de açılmaya devam ediyor geride olmasına rağmen biraz daha. Ama cüretkar oynuyor. Birazcık geriye yaslanıp. Dörtlü bir zıplatma geldi. Takip eden var mı? TNZ geldi. Rosa onun kafasında. Susturma geliyor orada. TNZ son revayı almayı başardı. Remember kaçmayı başaracak gibi gözüküyor. Waze takım arkadaşları için hasarı sormaya devam etse de Sunshine artık geldi. O da o kadar şanslı değil gibi. Nasipte varsa o da üste yakın olduğu için çıkmayı başaracak. Waze de Dipi tarafından alınıyor ama yani yine de o sırada yani hasar bile neredeyse verilemedi burada Fireflux kadrosuna. Şimdi bu noktada artık neler yapabileceklerini görmek istiyorlar. Rosa oldukça rahat, rakibini sabitlemeye başardı. Yemledi, oraya doğru girecekler ama yani nemledi adeta, senin de belirttiğin gibi. Nasipte varsa düşen isim. Apex'i geriye doğru çektiler. TNZ yine çok ciddi bir hasar. Remember yani bir anda 3'te 2 hasar yiyecek ama düşmüyor. Üst tarafı da ittiriyorlar. Yani daha Lord gelmeden böyle bir baskı inanılmaz. Yani Efe şu an rakibin mentalini iyice kırdı, bozdu yani. Hani orada emot atarken, geri dönüş animasyonu yaparken Rosa rakibi resmen kışkırttı.
Ve Rose'yi böyle savunmasız gördüler ama yandan gelen FF ekibi orada Rose'yi kurtardı ve skorları aldı. Yine 15-0'a geldi. Ediyon, Ediyon. Oo, hasarlar çok ciddiydi. Ulti geldi orada Remember'dan. Elin arada gitti, kaldı ve sonra Reva burayı almayı başaracak. Apex hala içeride. Of. Tienz içeriye doğru geldi. Dörtlü bir zıplatma var içeride. Vayne'in canı çok azdı ve Sunshine skorun sahibi Remember ucu ucuna kaçmayı başaracak. Rosa'dan son bir deneme ama başarılı değil ama artık üst kuleleri açılıyor birer birer daha. Yani Lord'a ihtiyaçları bile olmadı bunu başarabilmek adına. Alt üst kulesi alındı. Kılçıksız oyun yine gitti. Sen sıfıra karşı mı istiyordun? Yani bir tane olsun ya, bu maç olabilir. Apex yine combo. İkili çok ciddi bir hasar. TNZ paramparça ediyor ikiliyi. İlk düşen oyuncu Remember, ikincisi Reva. Yani yine Remember pasifiyle beraber hızlı bir şekilde oyun alanına katıldı ama 200 kulesi gitti ya. Lord gelmedi daha. Lord da alınmadı yani. Alınmadan almasalar da olur ya. 200 sanki kulesi geldi. Çünkü yani kule altında dalabiliyorlar. Maşı önden giriyor. Evet. Bayağı bir tank diyor. Apex'i üçlü dörtlü zıplatıyor her seferinde. Aynen, beşli Apex bazen. Onun üzerine odaklanmaya çalışan Cold Flame üyelerini böyle bir yerde yakalıyor. Alien. Taşlaştı. Babak geldi. Yine. Devam etmek istiyor Diffy. Bölgede takım aktifini korumaya devam etmek istiyor ama Diffy'ye canı çok azaldı. Angela geldi şimdi kafasına burada. Ama yani Alien'in daha fazla kaynağı var bilmiyorum. Diffy'si ucu ucuna kurtuldu. TNZ görmediğim zaman da Lord'u kesmiş. Remember takım aktifini canlı tutmaya çalışıyor. Vayne birazcık havada kaldı. Havaya da savruluyor. Bir kez daha havaya savruldu. Gitmeden önce ultisini atmak istedi. Vayne yaşamaya devam ediyor. Ölen herhangi bir isim yok. Dans oldukça başarılı ama TNZ'nin gelişi burada. Partinin dağılması anlamına gelebilir gibi. Parti daha yeni başlıyor. Lord geliyor çünkü. Parti Lord'u bu. Cold Flame için işler oldukça zorlu. Bakar mısın? Almış eline Trident'ini. O Trident Türkçesi evet, nedir? Trident. Ya üçlü. Üçlü. bir şey, üçlü bir mızrak. Şey. Mızrak. Piris, piris. Şimdi burada Lord da geldi. Bir savunma isteyecek Cold Flame. Vayne kışkırtmayı başardı. TNZ, TNZ hemen dışarı doğru çekilecek ama Anasip'te varsa çok önde yakalandı. Sunshine, o skorun sahibi şu anda bir anda yarı cana kadar indiriliyor ve 2-7 orada son Reva TNZ tarafından. Vayne, o da artık ultisini kullanıp ya gitmek istedi ama Sunshine, onu da susturan isim konumunda. Fireflux'dan yani kılçıksız diyebileceğimiz abi bir oyun. Abi ne yapıyorsunuz adamların üstüne girdiler. Yani belki Johnny kılçıksız demiyor ama benim için kılçıksız bir oyun bu. Abi bu çok fenaydı bu oyun. Yani Parti Lord'u ölmeden, ilk Lord'u ilk defa düşmeden belki bu mevsim boyunca evet, maçın bittiğini görüyoruz. FF ayrı bir seviye gerçekten. Çok yani enteresan oynadı. Size bilmediğiniz bir şey söyleyeceğim. FF ayrı bir seviye arkadaşlar yani. Ya enteresan. Hiç biz bilmiyordunuz bunu değil mi? Ben işte senden öğrendim şimdi. Yani işte. Yani söyleyecek ne var onu bilmiyorum gerçekten. Yani Cold Flame'e de söyleyecek bir çok. Çünkü mesela hani olur ya bazen böyle iyi bir takım gelir. O gün de çok gündedir. Adamların oynayası vardır. Bugün oynadılar, öyle bir güne denk geldiler ama yani. MVP kes. KDA'ya bak. 8-0-8. Skor katkısı 73. Yani şu ana kadar hiçbir takıma kurmaya çalışmadıkları baskıyı bugün kurdular. Kötü günde denk geldi Cold Flame MVP. Evet. Evet. Bazen yataktan ters kalkarsın ya. Efek bugün yataktan ters kalkmış abi. Evet, sinirli bugün. Aynen. Bugün sinirli. Yani inanılmaz bir baskı kurdu üstlerinde. Nolan, Angela durdurulmadı. Ben sondaki savaşı merak ediyorum. Sondaki savaşın o şeyi var ya. Feyz'in içine girecekler utanmasalar. Abi Parti Lord'u geldi, böyle kimse yok. Abi ben ilk Lord'um, beni niye kesmiyorlar? O bile şaşırdı yani hani. İkinci gün. Abi şuraya bakar mısın? Her seferinde maşa giriyor. İki canı verirken ona odaklananların üzerine Mino atlıyor. Sonra Nolan üzerinde Angela ile geliyor. Abi bu komp çok acayip. Yani hakikaten çok savaşması zor bir komp. Şeyi ilk defa gördük. Şampiyon havuzu bir kahraman arttı. Daha arttı. Evet, artı bir. Turnuva sonuna kadar ben kaç demiştim? 60 mı demiştim? Kaç demiştim? Her şey oynanacak mı, onu söyle. Her şey oynanmaz abi. Her şey keşke oynansa ya. Hepsi keşke. Laylayım mesela. Ne laylaymış ya? Abi. Rüyalarına girdi. Anlayamazsın. Hanabi görür müyüz ya bir de? Hanabi. Yeni Hanabi'yi hiç oynadılar mı turnuvalarda? Yani değişikten yani sonra. Ben sadece Türkiye'yi takip ediyorum şu an. Ben görmedim ya. MPL bir de Endonezya'ya bakıyorum. Bir de görmedim. Filipinlere bakıyorum ama orada da hiç yok. Yani özellikle Filipinler'den çıkıyor böyle tercihler. Ben daha çok MPL taraflarında. 22.
22. İki skor ama verilmiş. 2 2 2. Kılıçsız değil. Kılıçsız değil. O da Alien'e yazar. Alien yakışmadı. Alien önden öyle bir yardırıyordu ki. İtemlere dikkat etmeye çalışıyorum. Evet, evet, tam şey yani. Tam toksik oyuncu itemleri bunlar. Abi adam ben dağılıyor yani. Söyleyemedim ama tam öyle bu arada yani. Tek atan. Ya takımda mesela şey varsa, size böyle ekstra can, işte kalkan vesaire sağlayan bir şeyler olursa. 924 bu arada. 924 biraz fazla. Böldüm seni ama kusura bakma. Yok, estağfurullah. 960'tan güzel ikinci detay oldu galiba bu arada. Daha önce 960 yok ya. Yok. Bu sezon yok. Yok mu daha 960?